Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Gürcistan'dayım ve sabahın körü buz gibi. Burası aşırı soğuk bu arada. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dünya turuna başladım. Birçok anımı videoya alamadım daha doğrusu. Ama Gürcistan'dayken bir vlog ya da bir video çıkarmak istedim. Gürcistan'ın birçok yerini gezeceğiz işte. Çünkü ben daha fazla gezmedim. Hatta gezmedim desem, hiç gezmedim desem yeridir bence. Yanımda Osman var. Osman. Osman'la beraber Tümcü başlıklı çocuk. Osman bana işte buraları falan gezdirecek. Öyle biraz Gürcistan'ı gezeceğiz. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bu arada ben Gürcistan'a geldiğimden beri Batum'da bir hafta kaldım. Orada Couchsurfing'de kaldım. Daha sonra Tiflis'te geldim. Tiflis'te ise hostellerde konaklama yaptım. Birkaç hostelde, iki tane daha doğrusu hostelde konaklama yaptım. Ayrı ayrı günlerde. Bazen birinde yer olmuyordu, bazen birinde yer oluyordu. İşte şimdi My Hostel diye bir hostel var. Orada kalıyordum. İşte bu gece, dün gece orada kaldım daha doğrusu. İşte şimdi size burayı falan göstereceğim. Sonra çantamı alıp buradan diğer hostele gideceğim. Çünkü diğer hostel daha güzel. Öyle işte. Şimdi size burayı göstereyim. Hostelin böyle bir girişi var. Allah. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, çantam ve ben. Bu arada çantam 21 kilo. Ben bu çantayla dünya turuna çıktım. Birçok gezginin çantasından ağır bu arada, emin olun. Çünkü birçok kişiyle karşılaştım ve çantaları çok çok hafifti. Nasıl taşıyorsun diyorlardı bana ama benim için hafif geliyordu. İşte 22 kiloluk bir çantam var. Burada böyle börek çeşitleri çok pahalı, çok ünlü. Şimdi onlardan birkaç tane bir şey yiyeceğiz. Bakalım sonrasında zaten hostele doğru geçeceğiz. Şöyle buraya geldik. Bak böyle tandır ekmekleri yapıyorlar. İçinde falan böyle şeyler falan var. Hello. Erti lobiye ne erti kartopeli. Bak şöyle. Tandır ekmeği bildiğin. Ay meymene siz, ben seni çekmeye bayılmıyordum zaten. Ulan cezası. Şöyle arkadaşlar, ekmekler oluyor genellikle. Tandırdan bu arada. Pide olarak geçiyor yani hemen burada. İçinde böyle peynirli, patatesli, işte barbunyalı, kıymalı falan şeyler oluyor çoğunlukla. Ben de böyle patatesli aldım çünkü diğerlerine güvenemiyorum. Domuz eti falan olur diye. Evet, çantayı ebenizin çantayı hostele bıraktım. Şöyle hostelim de şöyle arkadaşlar, merkezi konumda. Hemen şöyle şurada hostel, şu katlarda. Yani merkezi konumda. Öyle işte. Hostele kattık. Şimdi biraz buraları gezeceğiz. Bakalım neler olacak. Burada böyle yol üzerlerinde çok kitap satıyorlar. Kitap satıcıları çok var bayağı böyle. Her yerde kitap satıyorlar. Ben şu köpeğe yemek verdim, tamam mı? Böyle yediğim o şey, tandır ekmekli şey var ya. Patates falan. Aa anasını işe, bir işemediğin kaldı. Ay. Taksiciler şöyle. Buraya geldiğin zaman arkadaşlar, taksicilerle anlaşmadan taksiye binmeyin. Yoksa var ya, içinizden geçerler yemin ederim. Veya Yandex taksi kullanın. Evet, ya Yandex taksi kullanın. Çünkü Yandex'i kullanın, size de onu tavsiye ediyorum. Ki eğer ki şeyi, ismini getirir, rastgele taksiye binerseniz sizi bir yere götürür, istediğiniz yere götürür, okey, ama akıl almaz bir fiyat söylerler size. Mesela örnek veriyorum, 5 larilik bir yolculuğu, 5 larilik bir yolculuğu sizi 200 lariye tıkayabilir. Sokak satıcıları falan çok var. Böyle her yerde görebilirsiniz açıkçası. Bu şekilde. Size buranın eski, buraya ne deniyordu? Parlamento binası. Evet. Buranın eski parlamento binasını göstereceğim. Bu arada bu şu anki cumhurbaşkanından bir önceki cumhurbaşkanını cezaevine atmışlar. Cezaevindeymiş şu an. İşte burası eski parlamento.
buradan taşımışlar ama önüne bak böyle Noel ağacı süsleri falan yapmışlar. Burası akşam üzeri tıklım tıklım oluyor. İnanılmaz derecede kalabalık oluyor burası. Yani bayağı bir insanlar geliyor buraya. Öyle işte. Burası da böyle işte yılbaşına yakın böyle insanlar dezgah kuruyor. Şöyle bak adam da ayak üstü nazar değdirdim ama tövbe estağfurullah. Böyle işte insanlar dezgah kuruyor. Ürünler satıyorlar falan. Dışarıya da böyle kitapçılar geliyor. İşte insanlar gelip böyle buraları kiralıyorlar değil mi? Muhtemelen. Değil yani. Mi? %20'lik bir kesim ile kiralama yapıyorlar diye biliyorum. Belki çok önceden yerleşmişlerse böyle onlar benimsemiştir. Hayır yok yok bunu kiralıyorlar diye biliyorum ben. Bir yerde de gördüm. Bu şekilde arkadaşlar buraya kiralayıp böyle kitap falan satıyorlar insanlar. Şu yerde de zaten ürün falan satan insanlar oluyor. Şu an gelmemişte. Yani burada böyle herhangi bir mağazada değil de dışarıda bu şekilde kitap satan yerler görmeniz mümkün açıkçası. Evet, AVM'ye geldik şimdi, Galeri AVM'si. Ve burada arkadaşlar bu arada şöyle aşırı derecede hırsızlık oluyor. Böyle çingen bizim işte Türkiye'deki nasıl söyleyeyim çingen Jono dediğimiz insan toplumu var ya arkadaşlar. O tarz insanlar burada bulunuyorlar. Ve Türkçe biliyorlar, Kürtçe biliyorlar, Arapça biliyorlar. Arapça değil mi? Gürcüce biliyorlar, İngilizce de az çok biliyorlar. Yani bildiğin dil çok iyi dil biliyorlar ama burada hırsızlık yapıyorlar inanılmaz derecede. Yani her an biri yanınıza gelip elinin cebine atıp her şeyinizi çalabilir. Bir günde 8-9 tane hırsızlık yapıldı burada şahsen gözümüzün önünde. Ve polisler burada tamam mı? Polisler hiçbir şey yapmıyor. Çocuğu yakalıyorlar ve 2 dakika sonra çocuğu bırakıyorlar. Direkt gönderiyorlar çocuğu. Yani adam bağırıyor mesela eşyası çalınan adam bağırıp çağırıyor bir şeyler şey yapıyor ama fayda etmiyor yani anladınız mı? Yani bayağı bir şey açıkçası. İşte hep burada oluyor. Burası çünkü çok kalabalık oluyor. Gün içerisinde aşırı kalabalık oluyor. Öyle şimdi işte bu AVM'ye gireceğiz. Bu arada bu AVM'ye girince tamam mı böyle rastgele giriyorsunuz. Hiç şey güvenliktir, müvenniktir, bilmem ne sorgusudur falan hiç yok. Direkt giriyorsunuz rastgele. Yani cebinizde silah da olsa giriyorsunuz yani öyle düşünün. Ve buranın tuvaletleri de çok değişik, aşırı derecede. Şimdi size bir tuvaletini de göstereyim buranın. Bu arada buranın lavabolarda böyle ortada bir şey yok anasını satayım bu şekilde ve içeri giriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim peçeteyi alayım. Kaldırmış. Ay kalktı. Burada hiçbir şekilde ismini getirip kıçınızı yıkayamıyorsunuz. Peçeteyi alıp çöpte yok kıçına atıyorsunuz. O şekilde yani. Bu arada böyle yolların ortasından böyle karşı karşıya geçmek yerine böyle altlarda pasajlar bulunuyor. Tüneller var bu şekilde pasaj tünelleri. İnsanlar dediğim gibi karşıdan karşıya geçmemesi için böyle alttan geçmelerini sağlıyorlar. Zaten karşıdan karşıya geçemezsiniz. Zaten karşıdan karşıya geçmeniz biraz imkansıza giriyor çünkü yol çok büyük ve full arabalar geliyor gidiyor. Öyle olduğu için de otomatikman karşıdan karşıya geçmeniz çok çok zor oluyor. Böyle arkadaşlar her yerde bu şekilde börekçiler bulabilirsiniz. Çok çok ünlüdür. Bak mesela böyle kaçapuri var. Bu kaçapuri değil mi? Evet. Çok meşhurdur. Bu kaçapuri de çok meşhur. Bu tarz kaçapuriler var. İşte fiyatlar da değişiyor. Mesela bak bu 3 lari şöyle. Tamam. Bu 1,5 lari. Bu 3,5 lari. Mesela şu 4 lari. Bayağı şu burada pahalıymış lan. Bu şekilde şeyler çok bulabilirsiniz. Bu arada burası Özgürlük Meydanı. Şöyle göstereyim. Burada da bu arada otobüse istediğin yerden binebiliyorsun. Örnek veriyorum arkadan da binip kart basmayabilirsin de. Ama yakalanırsan tahminen yakalanmazsın. Çünkü yakalanmıyorlar yani. 20 lari. Yani eğer yakalanırsan da 20 lari. Ama yakalanmazsınız. Bu şekilde dolmuşlar da var burada. Şurada şöyle ATM görüyorsunuz. Küçük bir ATM var. Bu ATM'lerde internet paketi kendinize yükleyebiliyorsunuz, elektrik faturası falan onunla faturalar ödeyebiliyorsunuz.
doğalgaz falan hepsini ödeyebiliyorsunuz. Kontür, metro kart yükleme, kredi kartı, kasino hesabına para yatırma, her şey. Her şeyi yapabiliyorsunuz onunla yani. Aklınıza gelebilecek her şeyi o ATM'den yapabiliyorsunuz. Yani fatura gibi. Ödeme kutusu gibi bir şey aslında. Aynen, fatura ödeme kutusu gibi düşünebilirsin. Para yükleme olayları da oluyor. Her şey oluyor valla. Aklınıza gelebilirsiniz. Aklınıza gelebilen her şey oluyor. Ve dediği gibi sadece nakit çekemiyorsunuz. Öyle. Burası böyle özgürlük meydanı. Abi burada kitaplar satıyor yine. Benim aynam bu. Her geldiğimde illa böyle ya kendime bakarım ya önümde bir fotoğraf çekilirim. Ay benim tipime bak. Velo bu nedir da? Yakışıklıyım aslında. Şöyle. Şimdi bir şey söylemek istiyorum aynen. Ayna söyle bana, var mı benden yakışıklısı bu camiada? Tahmin etmiştim, yoktu. Şimdi bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken, tam hayattan vazgeçerken beni aşka inandır. Burada böyle bir otobüs var. Bu otobüsle böyle şehir içlerine birçok yerini turlayabiliyorsunuz. Bak şöyle karşıda. Belli bir miktar ödedikten sonra gezebiliyorsunuz. No thank you. Gezebiliyorsunuz. Normalde bu yol açık ama sanırsam yılbaşı için büyük konser hazırlıyorlar. Ondan dolayı yolu kapatmışlar ve buradan şölemesine de büyük bir alan kaplamışlar. Şu ileri tarafta hamamlar var. Türk hamam usullerine benzer hamamlar var. Böyle işte burası da Barlar Sokağı olarak geçiyor. Şurası şöyle Barlar Sokağı dev gibi anasını. Burası da böyle Barlar Sokağı arkadaşlar. Akşama doğru açılıyor. Karaoke bar mesela bak diyor. Bakın şuranın girişine. Bildiğin hazine şeyi gibi anasını. Barış Köprüsü'ne giderken böyle bir kiliseyle karşılaştık. Şimdi gizlice bu kiliseye gireceğiz ve kilisede bu arada video çekmek falan yasak. Gizlice çekeceğim, sessiz olun. Sessiz olun diyorum, sanki duyuşa konuşuyorlar. Böyle bebekleri yıkadıkları yermiş, gizlice çekiyorum. Böyle kilise. Burası Barış Köprüsü olarak geçiyor arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu arada böyle kasinolar var Gürcistan'da. Şu an Tiflis'teki kasinolar yeme içme falan onlar ücretli oluyor. Ama mesela Batum'daki kasinolara gittiğiniz zaman orada yeme içme her şey ücretsiz. Oynamak zorunda da değilsiniz. Ama 5-10'ları oynasanız da hiç yoktan tadını çıkarmış olursunuz. Yani ve bu arada buranın yolları böyle çok geniş. Ondan dolayı karşıdan karşıya geçmek biraz zor oluyor. Zor değil, imkansız oluyor. Şöyle. Burası Barış Köprüsü olarak geçiyor. Ben burada hep bileklik satıyordum. Osman'la satıyorduk değil mi Osman? Evet. Şimdi burası Barış Köprüsü 2010 yılında bir İtalyan bir artist tarafından yapıldı. Toplumun bir araya getirmesi açısından, böyle bir sembolik bir şey olmasından dolayı yapılan bir şey. Bir de turistik gibi yanı da var yani. Gördüğünüz gibi bir sürü turist geliyor burada. Burada böyle kişiler var. Şöyle insanlar turistleri yakalayıp şöyle küçük teknelerle böyle bindiriyorlar arkadaşlar. Şöyle şuralara şöyle tur attırıyorlar. Böyle gezdiriyorlar falan. Bu arada bunlar şöyle hayvanlar var. Bunlar tavus kuşu deniyordu değil mi? Evet. Burada tavus kuşları var. Böyle turistler geliyor, onların omzuna katıyorlar. Orada işte böyle güzel para kazanıyorlar falan. Çok iyi. Reklama. İşte burası da böyle yukarı teleferiğe geldiğimiz zaman burası ne ormanıydı? Narikal Ormanı burası da Madrof Georgia diye adı. İngilizce Madrof Georgia, Gürcüce ise Kadrol Kartvelisteda diye geçiyormuş bu heykel. 1958 yılında Gürcü bir heykeltıraş tarafından yapılmış bir yer. Kaçında? 1958 yılında Gürcü bir heykeltıraş tarafından yapılmış. Bu heykelin bir elinde kılıç, bir elinde şarap var. Şöyle gelene düşmanıma kılıcım, misafirime şarabım anlamına geliyormuş. Şarap, düşman gelene de kılıcını sallıyor bu yani bu kişi. He, anladım. Bu tarz bir şey varmış. Gürcülerin anası olarak biliniyormuş. Şu an
Şimdi işte biz teleferikten aşağı indik bu arada. Şöyle bir yere geldik. Burası kilise olarak geçiyor. Bu da savaş döneminden kalma değil mi? Öyle bir şeymiş. Öyle işte. Şimdi böyle bir kiliseye geldik. Bu arada ismin neydi? Nurdan. Nurdan'la buluştuk. Nurdan da Türkiye'den geldi. Çok eski bir kiliseye benziyor burası. Şöyle. Girişi buradan. Korkutucu ama ya. Şimdi video çekmek asak ama. İçeri bu şekilde. Buralara mum katıyorlar. Şurada bebek yıkıyorlar. Şöyle. Şimdi botanik bahçesine geldik biz. Burada bir tane botanik bahçesi var. Girişi 4 lirayı. Şu an şelaleyin oraya geldik. Baya baya büyük bir botanik bahçesi. Şöyle. Şelale şuradan akıyor. Ama şelale çok iyi ya. Ben bayıldım şelaleye. Bu şekilde. Ay dur kamerayı sizin belki daha güzel görüntü verir. Şelale şu şekilde. Şöyle akıyor. Ve şuradan çıkacağız. Oba bu, bu ne durdu? Ay bu şekilde arkadaşlar. Tam bir sonbahar her mevsimin doğa harikası gibi diyebiliriz açıkçası. Şöyle. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana darılmam. Evet arkadaşlar, botanik bahçesinde videoyu bitirmek istedim. Sabahtandır geziyoruz ve bir de çok çok soğuk. Aşırı yani soğuk. Ben bayağı üşüdüm. Ondan dolayı videoyu bitireyim dedim arkadaşlar. Bayağıdır da bir gezdim dolaştım. Bir şekilde size bir şeyler göstermeye çalıştım. Bu benim Gürcistan'daki ilk ve son videom diye düşünüyorum. Çeker miyim başka? Çekmem. Bu ilk ve son videom olsun. Başka ülkelerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.